O Eylül zorluklarla doluydu ve hepimiz bunun farkındaydık. Halbuki kader elimizden tutacak insanları çoktan göstermişti. Onlar yanı başımızdaydı. Sadece biz göremiyorduk. Baba, ben pamuk şekil çok seviyorum. Of, ama benim kızım şekerden daha tatlı. Değil mi? Baba, bak bu kırmızı ayakkabı. Çok mu beğendi? Alın mı? Ne kadar? 100 lira abicim. Gel deneyelim. Deneyelim mi? Evet. Tutun bana. Aferin. Rahat mı Cemre Hanım? Rahat. Şunları bize bir torbaya koyarsan. Ayağında kalsın, olur mu? 90 var, idare edin. Sıkıntı yok, Allah razı olsun. Tamam, bir tanem geçti. İyi misin kızım? Ha? Bir şey yok değil mi? Ha? Bir şey yok değil mi güzel kızım? Çok korktun mu? Baba, kırmızı ayakkabım düştü. Biliyorum kızım. Biliyorum, ben sana yenisini alacağım, sen hiç merak etme. Tamam mı? O Eylül acılarla doluydu. Ve hepimiz bunun farkındaydık. Durmadan yaralanıyorduk. Ama hepimiz biliyorduk ki birbirimizin yaralarına merhem olmayı öğrenecektik. Sadece sabretmeliydik. Baba, daha kaldı mı? Az kaldı kızım. Evet. Dilek tutmak ister misin? Evet. Nasıl yapılacağını göstereyim mi? Götür baş parmağını o deliğe. Şimdi bak, elini çevirirken dileğini tutacaksın.
Tamam. Tut bakalım. Figen ablam da bizim lazım. Annem gibi ondan ayrı kalmayayım. Olur mu Dilek Taşı? Ne zaman onu ben göreceğim? Annem gibi kokuyordu Figen ablam. Semra. Figen abla. Canım. Canım içi. Canım içi. Biliyor musun? Biz dün gece Luna Park'ta babamla kaçtık. Bir sürü kral askerleri vardı. Bizi yakalamaya çalıştılar ama bulamadılar bizi. Nasıl buldunuz bizi? Cemre buraya geleceğinizi söylemişti. Ben de şansımı denedim.